Merdiven direklerin üstünde. Konuşma var mı? Yok. Ya bu Maraş'ın bir gelenek görüneği. Yıllardan beri bu böyle devam ediyor. Ya üzümü kesmek bir şey değil de bu sene istediğimiz ürünü alamadık. İstediğimiz üzümü alamadık. Çünkü bir hastalık çöktü. Burada bu ziraatçılar uğraştılar ama. Peki yine de güzel ürünler yapmışız. Neler, onları bize anlatır mısın? Abi o ürünler özel. Özel siparişe yapılıyor. Adam Almanya'dan sipariş veriyor, Ankara'dan sipariş veriyor, İstanbul'da her yerden sipariş veriyorlar. Onun için üretiyor işte, bunların için uğraşıyor. Gecenin saat 3'ünde kalkıyor ya. Biz bunu yıllardan beri yapıyoruz. Biz üçüncü kuşağız. Annem, babam, nenem, dedem rahmetliler hep yaparmış. Biz de yapmayı, sürdürmeyi düşündük. %100 doğal Bertiz kabarcığıyla yapıyoruz. İşimiz ev nişastası yaparak başlıyor. İşte fıstık çıkıyor, fıstık dizdiriyoruz. Ceviz çıkıyor, ceviz dizdiriyoruz. Arkasından üzüm çıkıyor. Üzümü yapıyoruz. Beyaz sucuk, siyah sucuk, bastık, bestil, samsa. Meşakkatlı bir iş, sınırlı Peki, bir iş. Peki hemen arkamda bölgenin insanlarını görüyorum. Onları da istihdam etmiş evet, bulunuyorsunuz. Tabii onlar da emektarımız. Onların sayesinde yapıyoruz. Onlar olmasa yapamayız bu işleri. Onlar da bu işleri biliyorlar, anlıyorlar. Yıllardan belli emektarımız onlar da. Doğal ortamda, doğal, hiç böyle bir şey yok yani bizim burada. Her şey doğal. Nerelere pazarlıyoruz? Vallahi her yere veriyoruz. Her yer. İnternetten, Instagram adresimizden, işte bu sucuğun tadını bilenler alıyor. Doğal sucuk olarak isteyene veriyoruz. Kahramanmaraş'ımızın Bertiz bölgesinde çok güzel bir üzüm türü var. Bertiz kabarcığı dediğimiz. Biz bu ürünleri o üzümü sayesinde yapıyoruz. Üzümün aroması, ince kabuklu olması, bol şireli olması, suyunun güzel çıkması. Bu Allah vergisi, bu bölgeye has bir üzüm. Biz bununla doğal ürünler üretiyoruz. Ne üretiyoruz? Sucuk, cevizli, fıstıklı, bademli, siyahı, beyazı, bastık, samsa, gün pekmezi, kara pekmez, ravanda, pestil gibi ürünler üretiyoruz. Bunlar da doğal olduğu için %100 doğal yapıyoruz, yani hakikaten doğal yapıyoruz. Talebi karşılayamıyoruz hiçbir zaman. Çok talep var. Ve biz de bundan memnunuz. Alanlar da memnun. Bizim 30-40 yıllık müşterilerimiz var. Her yıl alırlar, veririz yani. Gönül rahatlığıyla yiyorlar. Bu son yıllarda
hediyelik bir ürün haline geldi. Şehir dışına gidiyor, yurt dışına gidiyor. Hediyelik olarak alıyorlar. Şehrimizin bir tanıtımında daha bir katkı sağlıyor. Biz başka şehirlere de veriyoruz. İşte bu şekilde çalışıyoruz burada. Kendi yöremizin üzümü, cevizi, buranın gece kalkıyoruz 3.30'da işte. Üzüm tepeleniyor, şerbet haline geliyor, sucuk oluyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Bu ürünleri üretiyoruz yani.